buralarda artık bahar geldi. Polenlerimiz gelmeye başladı. Arımız gelişmeye başladı. Bu yüzden şerbet takviyesini muhakkak yapmamız gerekiyor. Besin kontrolünü yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ona evet. Bakalım. Lütfü abimizin salı günü böldüğü, 5 gün önce böldüğü kovanımızın iki çerçeve olarak bölmüş. Onun bakalım, nedir durumu? Erken bölme yapmış Lütfü abim burada. Evet. Diğer ana kovanlara takviye amacıyla düşündüğü bir kovanı. Bir bakalım nedir? Arı yoğunluğu iyi, gayet güzel. Lütfü abi böyleyken bunu kapalı yavrumu böldün, açık yavrumu böldün. Bir tane açık yavru, yani içinde açık bir polen, bir de açık yavrulu, kapalı yavrulu böyle yumurta olan memesini yapmış. Evet, memeleri asmaya bastırmış. İki tane görüldüğü gibi şurada burada. İki tane meme var. Bir tanesi kapanmak üzere var. Orada iki tane, bunu kapatmış aslında, şunu kesmem lazım. Evet. Yani. Çünkü 5 gün şeyine göre. Evet. Bugün 5. gün. Yaşlı var bu. Evet. Şurada. Şunları da kesmemiz lazım. Bunlar da kapatmış. Evet. Buradaki, bu açıkları bırakacağız, kapalıları keseceğiz. Bunu bırakmamızdaki amaç arkadaşlar, kesmemizdeki amaç, kapalı yavrular yaşlı larvalardan yapıldığı için ana pek sağlıklı olmuyor, yumurtlama verimi düşük oluyor. O yüzden 5 gün sonra açık larvaları bırakacağız. Ben tutayım istersen Lütfü abi. Yani buradaki amaç arkadaşlar, kapalı gözlerin yaşlı larvalardan olduğundan dolayı onları alıyoruz. Kapalıları evet, kesip alıyoruz. Bunu Muhsin hocam üzerine, rahmetli Muhsin hocam üzerine basarak duruyor. Evet, şunu da onları alıyoruz. Bunların içindekiler yaşlı larva. Evet. Ana benim sana çıksa da benim sana çıkacak. Onun için açık yavrular başlıyor. Başka bakıyoruz, kapalı olan öteki taraftan basıyoruz. Bu tarafta başlıyoruz. Şöyle. Şunlar da kapalı, evet. Şunları da aldık. Bozduk yani. Tamam. Hocam dikkat etmek lazım. Normalde bunu silkelememiz lazım arkadaşlar ama hava çok şurada soğuk, serin. Evet. O yüzden bu şekilde şurada kontrol. Bir tane kaldı. Bir tane burada var. Bir de arkada vardı galiba. Şurada var bir de. Evet, bir de burada var. Bize evet, yeterli bu iki tane. Yeter. Yeter arkadaş. Çok olmasa da iyi olmaz. Bu şekilde almış. İki tane açık yavru bıraktık. Diğer çırda var mıydı? Yok, onda bakalım. Onu sadece polenini, ballı poleni koymuştum ama evet, unutmuş da olabilirim. Kontrolde her zaman kaydeder. Zaten bu çerçeveyi Lütfü abim ballı poleni olarak koymuş. Ballı bir tane de koymuştum. Yavrulu çıta koymuş. İki çıtayla bölme yapmış. Evet. Gayet de güzel. Şurada şey var, bunları imha edelim. Ne olur ne olmaz. Sahte. Sahte herhalde. Sahte tamam, onlar. Kovanımızın durumu? Gayet güzel maşallah. Gayet güzel. Evet. Anaroyu üretmek için 10 numara sistem. İki çıtaya bölünmüş. İki çıta. Bir tanesi işte içinde günlük yumurta ve çıkmak üzere olan kovan, şey, petek. Petek. Bir tane de ballı ve polenli çıtamız var. Ballı polenli verdik. Evet, şerbet takviyesini yapıyor Lütfü abi. Biraz da şerbet takviyesi fazla olmamak kaydıyla. Doğrudur. Tamam. Gayet güzel. En basit anarı üretme yöntemlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Bu şekilde iki çıtayla bölüyorsunuz. Hem yeni bir koloni hazırlamış oluyorsunuz, hem yeni bir ana üretmiş oluyorsunuz. Bu anayı isterseniz kullanırsınız, İsterseniz de koloniyi geliştirip seneye hazırlayabilirsiniz. Evet. Bundan işte az önce mesela böldüğüm kovana da bir yine o da devam ediyor. Ona evet, da kabarmış peteğini verdim. Doğrudur. Gayet güzel maşallah. Bunu hem rahatlatmış oldum, hem de bir bölme almış oldum. Evet arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Başladı. Eline sağlık Lütfü abi. Teşekkür ederiz. Her şey için çok sağ ol Lütfü abi. Ben teşekkür ederim Mustafa kardeş. İyi ki varsın. Allah razı olsun.